Abi abi gel gel. Oo güzel güzel. Oo ejderha mı lan bu? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Selamlar arkadaşlar, bugün yine İzmir Kordon'dayız. Açıkçası aynı yerime geldim. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hava biraz rüzgarlı ama şansımızı deneyeceğiz. Hadi bakalım, hava başlasın. Kepçelik mi abi? Kepçelik olması lazım. O zaman dur geleyim. Lazım mı değil mi? İncine garanti alalım şimdi. Ya bir bir gel. Dal sen, dal dal dal. Gel gel gel. Kepçe birden gidiyor ya. Abi biz gideriz. Aman aman düşecek şimdi. Ne güzel. Şu sese bayılıyorum ben ya. Mısır zavuzu, mısır zavuzu. Bir şimdi kaçamadım. Abiciğim rast kes. Abisi miydi? Emin. Emin abim sift daha yaptı. Abi yine hedefte sen varsın bak. Geçen sefer de öyleydi. Hadi oğlum. Abi Churchill'sa pasmalama yapma bak. Ne? Pasmalama yapacak mı? Churchill. Haydi haydi aynı. Arkadaşlar çok güzel bir vuruş aldık. Kaldığımızda kaldık. Evet. Bekliyoruz hala da. Yokladılar acaba buradaymış diye. Saat 8. Balık yok. Sağımızda solumuzda lan birkaç kişi oldu ama gelecekler. Onlar buraya gelecek. Barış aldı. Aldı mı? Aldı. Güzel mi diyorsun? Ya. Kaçırmış ama. Hoş be. Geliyor mu acaba? As. Sen mi çekiyorsun diye baktım da. Yok ben çekmiyorum. Yavaş. Var mı? Olması lazım. Bana doğru bir şey olabilir. Geldim. Abi sen yine de bir kepçeleme yapalım bunu. Bırak. Ne olur ne olmaz. Çünkü bugün her balık bir fidan bağış yapacak. Abi abi gel gel. Oo güzel güzel. Hadi oğlum. Gel gel gel. Aa maşallah. Güzel. Hadi oğlum maşallah. Eyvallah abi. Oturun içine girdik. Sana verdim. Tamam. Çıktı mı? Çıktı. Aynen. Arkadaşlar güzel bir balık aldık. Videonun sonunda hepsini ölçeceğiz, tartacağız bakalım. Abi devam ediyor. Barış abi tam simitçi geçerken vuracak ha. Sen söyleyeyim. Simitçiyi yine kaçıracaksın bak. Şu anda fermadaki av köpekleri gibiyiz. Hadi yavrum yavrum, hadi yavrum yavrum.
Nasıl ya? Aksiyon. Bu biraz güzel geliyor ha. Ona mona. Evet, tamam. Havaya kaldır, ortaya havaya kaldır. Ya bu yine yarım kilo olabilir diye düşünüyorum ama. Aslanım. Nasıl oldu? Ona doğru yüzüyor olur büyük ihtimalle. Abi gezdirdi. Hadi oğlum bakayım. Ooo ejderha mı lan bu? Yavaş. Gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Olay dur. Yavaş sakin al onu abi. Yes be! Maşallah. Ejderha bu ejderha. Maşallah. Subhanallah. Çok şahane balık. Ama of. Kopardı gitti. Evet. Arkadaş. Tam yerinde koptu ama. Abi Allah razı olsun. Akşam afiyet olsun. Teşekkürler sağ olun. Tam yerinde koptu vallahi. Hayır ben bindirişinden anladım. Çupra mı? Çupra abicim. Eyvallah. Çok arkadaşlar, çok güzel bir balık. Tahmin yapacağız birazdan, tartacağım. Bakalım göreceğiz. Abi ne kadar vardı bu? Kilo üstü diyoruz, bakalım göreceğiz. Eyvallah. Çekim var galiba. Aynen. Bir anda çekim yapıyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Bir anda elim ayağım sakladı yani. 100 gram var mı? Evet beyler, tartıyoruz bakalım. Şu an neresine götürelim? Elimi ısırdı. Allah cezanı vermiş, elimi ısırdı. Yavrum sakin. Arkadaşlar tahminler alalım. Oo parmağım nasıl sızlıyor? 1 kilo 390 gram. Yalnız parmağımı ısırdı ha. Beyler parmağımı ısırdı şu anda kararttı. Bakın siz de görün sonra yanlış olmasın. Görünüyor değil mi? Maşallah subhanallah. Ejder ya bu ejder ya. Ava devam. Bu arada arkadaşlar gerçekten zor iş. Hem çekip de hem kameraya çekmek. Hem bir yandan bunu bu balığı çıkarmak. Gerçekten çok zor iş. En azından beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyoruz. Yaptığımız işin en azından sizler tarafından takdir edildiğini görmek istiyorum. Ava devam. Arkadaşlar Bursa'dan gol haberi geldi. Diğer oltamıza bağlandık. Bu küçük bir lidakio da olabilir. Bana boş da olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. Boş. Arkadaşlar yengecin durumu bu. Bacakları kalmış. Hayvana biraz eziyet etmişler. Mesafede balık yok yalnız onu söyleyeyim. Değil mi? Mesafede. Güzel aksiyonu vardı ya. Bana 200 lira versene o balığı vermem. Rica ederim. 200 lira versene o balığı vermem. O balığı
artı 300-325 aşağı. Bu arada o hiç yani o... Ben de o bana eve götürdüm. Ben olsa 110 liraya verdim o bana. Hiç valla. Başkasının ağzı benden daha mı kıymetli ya? Ta Balıkesir'den geliyorum ben buraya. O balıktan cacık olmaz. Tam kurtul. 800 gramın üstüne eve götür onu. 700 gram. Geçenkini götürdüm ya. Dörde böldük. Abi. Bak dörde böldüm. Ya yemin ederim tavuk eti gibi ya. Kılçığı mılçı da büyük olduğu için hani hiçbir şey de olmuyor. Arkadaşlar burası görüyorsunuz mu şu an bilmiyorum ama tam önümüzde şimdi kameraya çekeceğiz diye inşallah balığı kaçırmayız. Arkadaşlar rastgele. Abicim görüşürüz. Sağ olun. Hadi oğlum. Yem yengeç şu anda. Birazdan yengeci de nasıl taktığımızı göstereyim. Açıkçası 4-5 farklı çeşitli yengeç takıyoruz. Şu anda Barış abi de yanımda. Bir öyle takıyoruz çünkü ilk başta balığı aldıramadık. En son bir teknik daha geliştirdik. O şekilde balığı aldırabildim. Gerçi benim aldığım balık gördünüz zaten. 400 gram geldi. O balık zaten her türlü yengeç alır. Bir de ufak yengeç değil arkadaşlar. Yani yaşım 32, çok tecrübeli olmayabilirim gerçi ama hani her yörede avlandım. Abi büyük balık istiyorsan büyük yengeç kullanacaksın. Dediğim anda bir göndürsene be, hadi oğlum. Ejderhaları ikileyelim. Biz beklemeye devam ediyoruz. Barış abi bana çökecekmiş. Ben de aldırdım aslında. Çünkü sabahtan beri en sonuncuyu da güzel bindirdi. Birazdan alacak. Hadi oğlum benim yüzümü kara çıkarma. Hadi bakayım. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Aldım tutup. Bekle bekle. Bekleyeceğim zaten. Tam basak. Bastı şu anda ya. Ayak çevirin de çekiyor bak. Bu sörfü mü? Evet. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? İkisine birden basıyor. Hadi oğlum ya. O onun üstünde olabilir ama çünkü onu çektiği zaman o da sallanıyor. Yok, üstünde olma şansı yok abi ya. Aynı anda ikisi birden. Enteresan ama. Ben tekrar da şemsiyemin altına gireyim. Oh! Ya. Abi geliyor mu? Kepçelik mi? Aa maşallah.
işte. Hatta böyle bir tutuyor. Biri oldu bela hızlısı. Dediler ki oldu burada. Güneşin altında. Göstereyim bakın yengecin haline bak. İçin içine çıkmış. Abi şu abi üstünde be bir. Hadi Barış abi. Balık mı? Evet evet. Balık balık balık. Kepçe mi? Dur. Çarçın dur. Kalır. Allah. Arkadaşlar merhabalar. Videonun sonuna geldik. Yani çok güzel bir hava olmadı ama en azından kaşıntımızı aldırdık. Yani balık alanlar oldu, biz de aldık ama hani nasıl diyeyim size, tek tük balık alabildik. Umarım daha iyi sizlerle olur. Bir sonraki havamda açıkçası memlekete gideceğim. Aydın'a 6 yıl olarak geçiyordu. Aydın'a gideceğim. Aydın'ın da orada bizim tarafında bir av yapmayı düşündüm babamla beraber. Bakalım kısmet olursa. Bu arada bahsetmiş oldum. Kanalımız küçük bir kanal. Küçük bir kanal için olduğundan sebebiyle de hani videonun gelirine bağışlama gibi bir durumumuz yok. En azından dedim ki ben ilk çıktığım avda tutacağım her balık başına bir tane fidan bağışlarız dedik. Buna fidan olmaz gerçi de. Burada iki fidan bağışlayacağız. Bir parça daha aldık. Üç fidan bağış yapacağız ama işte burada şu. Üç fidandan bir şey olmaz ama bu videoyu izleyen en azından 100 kişiyi bile etkileyebilsek, her 100 kişi 3 taneden 2 fidan bağış yapsa 300 fidan yapar arkadaşlar. Yani emin olun doğanın bize hiçbir borcu yok. Ama bizim doğaya çok borcumuz var. Görmüş olduğunuz gibi sürekli bize bir şeyler veriyor ama biz ondan sürekli bir şeyler çalıyoruz. Neyse, görüşmek üzere. Bir daha kaldı, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar balıktan sonra lütfen balık tuttuğunuz yeri bulduğunuz gibi. Lütfen. Arkadaşlar av bitti ama dediğimiz gibi önemli olan bu denizin içinden neler çıkardı. Bu bire tenekesi. Hale bak. Toplayabildiğiniz toplayın. Yapacak bir şey yok. Cipsler, bire tenekeleri.